Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Tabii bu bizim için çok önemli. Videolarımızın ön plana çıkması, daha çok kişiye ulaşması adına bu bizim için çok önemli. Lütfen. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere yine çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Karpuz kabuğunun nasıl uygulandığını anlatacağım. Karpuz kabuğunun içerisinde magnezyum var, potasyum var, C vitamini, A vitaminleri gibi birçok vitaminler var. Magnezyum ve potasyum da olmazsa olmaz minerallerdendir. Özellikle orkidelerin çok ciddi ihtiyacı var. Burada size iki şey göstereceğim, iki şey anlatacağım. Bir, karpuz kabuğunu nasıl kullanacağımızı anlatacağım. İki, orkide yeni aldığımız orkidelere nasıl bir işlem uygulamamız gerektiğini anlatacağım. Evet arkadaşlar, arıtılmış su olsa iyi olur dediğimiz gibi. Ben genel itibariyle arıtılmış su kullanıyorum. Karpuz kabuklarını uygun olarak kullanabiliriz. Karpuz kabuğunun içerisinde magnezyum var, potasyum var, C vitamini, A vitamini var. Magnezyum ve potasyum bitkiler için olmazsa olmaz şeylerden bir tanesidir. Bakın karpuz kabukları, bakın bunları atmayın yani. Kendiniz de tüketebilirsiniz. Dediğimiz gibi faydalar insanlar bitkilerimiz için. Faydalı. Bunları yapacağız. Normalde bir gün beklettiğiniz zaman olur. Bunları şu şekilde de kullanabilirsiniz. Kurutup, dışarıda kurutup yazın olabilir yani. Dışarıda kurutup toz haline getirip yıl içerisinde de çay şeklinde verebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Daha küçük de doğrayabilirsiniz. Daha büyük de doğrayabilirsiniz. Fark etmez. Bu şekilde oldu. Bu karpuz kabuklarını tabi normalde bekletmeniz lazım. Bir gün beklese yalnız iyi olur. Burada şuna dikkat edin. Bakın dikkat ederseniz karpuz kabuğunun içerisinde kırmızı kısmı yok. Kırmızı kısmının tamamıyla çıkarttım. Neden? Çünkü kırmızı kısmının içinde şeker var. Şeker de bitkilere zararlı. Özellikle orkidelere zararlı. Bazı videolarda gördüm. Orkidelere şeker verince orkideler coşuyormuş. Çiçeklere şeker verince çiçekler coşuyormuş. Öyle bir şey yok. Şeker orkidelere ve diğer bitkilerimize kesinlikle zarar verecektir. Zarar veriyor. Onun için size tavsiyem orkidelerinize şekerli bir şeyler vermeyin yani. Yaklaşık bir gün falan bu bekleyecek. Bir gün bekledikten sonra da size tekrar nasıl uygulandığını da göstereceğim. Görüşmek üzere. Karpuz kabuklarımızı bir gün beklettik. Şöyle çıkartalım. Bir gün beklettikten sonra şunu şöyle ayıralım. Üstünü kapalı bir şekilde bir gün bekletirseniz daha güzel olur. Bir gün beklettik. İçindeki magnezyumu ve potasyumu, içindeki mineralleri, içindeki vitaminleri tamamıyla suyun içerisine verdi. Öncelikle bu orkidemi yeni aldım. Yeni orkide görüyorsunuz. Harika bir orkide. Çok güzel, çok beğendiğim bir orkide. Ve yeni aldığımız orkideyi ne yapacağız? İlkinde tabii ki şeyinden bir kurtulacağız. Kurtulmamız gereken en önemli dehşet verici bir şey var. Bence bunlar orkideleri ne kadar çok raf ömrünü uzatsa da evet. Bunlar orkidelerin raf ömrünü gerçekten uzatıyor. Bakın görüyor musunuz? Sünger. Bu orkidelerin raf ömrünü uzatıyor. Buraya hormon yüklüyorlar. Orkidelerin çiçeklerinin uzun süre dayanmasını sağlıyor. Ama bir noktadan sonra da orkideleri kesinlikle bozuyor. O yüzden eve geldiğimiz zaman ilk yapacağımız şey direkt
orkidelerin bu sünger dediğimiz şeyden kurtarmak olacak. Görüyor musunuz? Şuraları nasıl, ne hale getirmiş, çürütmüş yani. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Orkidelere küçük saksı kullanmayın. Yani normal saksıları maliyetten tasarruf etmek için küçük saksı kullanıyorlar. Bir de yerden tasarruf etmek için küçük saksı kullanıyorlar. Ama benim size tavsiyem kesinlikle kesinlikle orkidelerinize büyük saksı kullanın. Büyük saksı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben şöyle şu orkide toprağımı da bakın. Şöyle de göstereyim ben size. Orkidenin toprağını hazırladığım, daha önce hazırladığım orkide toprağı. Bunun içerisinde ağaç kabuğu var. Hindistan cevizi lifi var. Ve tabii ki sağdan soldan topladığım yosunlar. Ormandan topladım, daha doğrusu sağdan soldan topladım değil. Ormandan topladım. Bu yapraklardan da kurtulur. Zira bu yapraklar da orkidelerin solmasına vesile oluyor. Evet. Şunlardan da kurtulur. Sonra bu şekilde koyun. Ve üzerine yine orkide toprağından biraz alttan orkide toprağından ilave edeceğiz. Yeni çiçekler açtığı zaman ne kadar canlı ve ne kadar harika durduklarını da siz göreceksiniz. Şimdi burada size vereceğim ipucu çok önemli. Bunu çok bence dikkat alın. Dikkatle dinleyin. Birazdan su dökeceğim bunu. Yani birazdan sulayacağım. Onu nasıl şey yaptığını, sulandığını da göstereyim. Şimdi bunu öyle bir su dökeceksiniz ki buradaki toz toprak alttan akacak. Alttan güzel, yani alttan duru bir su akması lazım. Güzel bir su akması lazım. Lavabonun altında ciddi manada suya tutacaksınız. Tertemiz olacak. İlk önce dün itibariyle alıp düzenlediğimiz, şöyle zaten bunun süzmeye gerek kalmayacak. Çünkü posaları falan genel itibariyle olmayacak. Ve orkidelerimize bu şekilde uygulayacağız. Bunu nasıl sulayacağız? Şöyle tahtada, tahtanın üzerine, yani daha doğrusu ağaç kabuğunun üzerine ektim. Bunu nasıl sulayacağız? İçine bu şekilde bir kez batıracağız. Az bir şey bekleteceğiz. Az bir şey beklettikten sonra şöyle bir tabağın içerisine koyduk mu, altına bir peçete koyarak bunu da çok rahatlıkla buraya koyabiliriz. Veriyor musunuz? Çiçeklerin güzelliğine. Şunu arazileri şey yaparak daha net bir görünüş sağlayabiliriz. Evet, yine aynı şekilde suyumuzu dökmüyoruz. Dediğim gibi şey almayacak. Yeşil kısımlar, kırmızı kısımlarına özellikle dikkat edin. Kırmızı kısımlarına dikkat ederek çok rahatlıkla karpuz kabuklarını alabiliriz. Orkideler 2-3 güne bir yazın özellikle. Eğer şey değilse, yani dış saksı kullanmıyorsanız benim gibi bu şekilde 2-3 güne bir sulamanız orkidelerimizi yeterli. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sevgiyle ve muhabbette kalın.